Merhaba arkadaşlar. Yine bir video ile beraber sizlerleyiz. Bu videomuzda HTML renk kodları konusuna bir göz atalım istiyorum. Oradan Google Chrome'da açalım. Bahsettiğim makale tam olarak bu. Burada şimdi birden fazla renk kodu var. Yani bu renk kodları nedir? Belki onlara bir değinebiliriz. RGB renk kodumuz var. En sık kullanılanlardan biri. Yine hex renk kodumuz var. Bu ikisi genel itibariyle web mobil projelerimde sıklıkla kullandığım renk kodları. HSL'yi çok sık kullanmıyorum ama o da alternatif olarak kullanılabilecek renk kodlarından biri. Bunların dışında da renk kodları var ama genel itibariyle bu ikisi ve alternatif olarak da şunu verdim. Belki eğer YouTube'daki bu çektiğim video ilgi görürse diğer renk kodlarıyla ilgili bir video da çekme ihtiyacı duyabilirim. Şimdi burada Renk paletinde renkleri değiştirdiğim zaman altta gördüğünüz gibi RGB, HEX, SSL gibi renk kodlarının da değiştiğini görüyoruz. RGB kısmında 3 basamaklı, HEX'te de 3 basamaklı ve HSL'de de 3 basamaklı olmak üzere bazı değerler görüyoruz. RGB red, green, blue renk kombinasyonundan oluşuyor. Aynı şekilde HEX'te RGB yani red, green, blue'nun karşılığı olan HEX kodları ikili HEX kodlarıyla ikili hex kodlarının birleşiminden bir renk ortaya çıkarıyor. Yine aynı şekilde red, green, blue şeklinde. Hatta buradan da görebiliyoruz. Değiştirdiğim zaman red'in, green'in ve blue'nun renk kodlarını görebiliyoruz. Şimdi bunu alıp doğrudan şurada örnek kullanımlarını zaten gösterdim. Hatta şunlara sağ tuş incele dersek nasıl bir renk kodu set ettiğini görebiliriz. Gördüğünüz gibi border set etmişiz. Altta alalım. Kapatalım. Evet RGB renk kodunu set etmişiz. 107, 228, 255 renk kodunu doğrudan buradan görüyorsunuz. Bu CSS tarafında bir uygulama. Daha doğrusu HTML'de elemente inline CSS'i verdiğim bir kullanım. Doğrudan bir CSS dosyası içerisinde de aynı tanımla kullanabiliyorum. Gelip buraya style değil de bunu bir klasa verdiğimi düşünürsek Class'ı gelip HTML tarafında doğrudan kullanabiliyoruz. Şimdi diğer bir kullanımımız ise hex kodu kullanımı. Hex kodumuzda yine aynı şekilde burada RGB değil de hex kodunu doğrudan kullanabilirim. Herhangi bir değişiklik olmadığını görüyorsunuz. Hex kodu ya da RGB istenildiği gibi kullanılabiliyor. Yine aynı şekilde HSL'yi de kullanabiliyorum gönül rahatlığıyla. CSS ve HTML tarafındaki inline stillerde herhangi bir sorun çıkarmayacaktır. Sadece border'u da kullanılmıyor bu arada. Burada mesela text-color olarak kullanmışız alternatif bir kullanım görebilmek amacıyla. Gördüğünüz gibi e etiketinin yani paragraf etiketinin inline style'ına e inline style'ının CSS özelliği olan color özelliğine RGB değerini set etmişiz. Yine RGB değil de hex ya da hsl diğer renk kodlarını da gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Bir alttaki kullanımı görüyoruz background örneği kullanımında. Burada da background color'a RGB set etmişiz. Yine dediğim gibi X ya da HSL kodlarını kullanabiliriz. Altta makale içerisinde paylaştığım e, material design, Android Android'in material design color e, paleti yani renk paleti kodlarını görüyoruz. Örnek veriyorum kırmızı için bir renk paleti kodu var burada. E, bunlar tamamen kırmızı renk paleti kodları. Sadece yani kırmızı renk kodları bu kadar değil bu arada yüzlerce renk kodu çıkarılabilir kırmızı için ama renk paleti için Android'in e, materyal Design renk paleti için öngörmüş olduğu renk kodları bunlar e, decimal e, RGB renk kodları bunlar hex kodu ise bunlar e, renk adı da mevcut bunlar da tamamen e, CSS tarafında ya da diğer e, paket olarak oluşturulmuş olan yerlerde bu renk adıyla da kullanılabiliyor. Burada asıl video gereği bizi ilgilendiren kısım ama X kodu ve RGB kodu oluyor. Pembe olarak bir kullanım var yine renk paleti içerisinde. Mor var. Gördüğünüz gibi hızlı hızlı geçiyorum bundan sonrakileri. Yine bu linki açıklama kısmında belirtiyor olacağım. Göz gezdirebilirsiniz. Temel renk kutları var. Bu renk paletleri oluşturulmadan önce standart olarak HTML 4.0 bir standartlarında bu renk kodları geldi. Renk kodları da bu şekilde kullanılabiliyor. Hatta yeri gelmişken şunu da belirteyim. Mesela red yazan kısmı HTML'de standart bir isim olduğu için gelip burada background örneğinde background color yazan, color yazan, border'daki şu üçüncü parametre olan hsl olan yere doğrudan şu renk hatlarını bastırabiliyorum ama sadece HTML standardı renk hatlarını bastırabiliyorum. Az önce burada dedik ya material design renk paletini bu şekilde alıp buraya kullanamazsınız. Çünkü bu bir HTML standardı renk kodu değildir. Yani buraya red değil green, brown, daha sonra yellow ve benzeri renk kodlarını yazabilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Hemen ilgili kısma geri dönelim. Çok fazla HTML standardı renk adı var ama bildiğimiz standart renk adları pink, orange, brown gibi renk adları var. Gold gibi. Bunlar standart olarak bildiklerimiz ama standartın dışında renk adları var. Bunları da kullanabiliyorsunuz. Gönül rahatlığıyla. Şimdi diğer bir konu yakın zamanda ekledim bu konuyu. Hex kodunu saydamlık ekleyerek kullanabiliyorsunuz. Mesela bu renk kodu tamamen e, RGB'nin karşılığı olan red, green, blue ikilik ikili kısımlara ayırdığımız zaman red, green, blue karşılıkları olan hex kodlarının birleşimi olarak e, doğrudan bir kırmızı renk kodunu ifade ediyor. Ama buna iki karakterli bir ek daha yaptığımız zaman sonuna bu da hex kodunun saydamlığını ifade ediyor. Yani bu ff dediğimiz zaman sonuna %100'lük bir saydamlığı ifade ediyor. Fc dediğimiz zaman %99'luk bir saydamlığı ifade ediyor. Şu yan taraftaki hemen en sağdaki kolonda ise bunların saydamlığın kırmızı renk tonu üzerindeki çıktısını görebiliyorsunuz. Bakın aşağı indikçe beyaza daha yakın hatta en aşağı indiğim zaman %0 tamamen beyaz bir görünüm. Bunun bir üstünde çıktığınız zaman şu an videoda çektiğim zaman belki... E, renk olarak bir değişiklik olabilir göremeyebilirsiniz ama çok çok ufak böyle çok ince bakarak görebileceğiniz ufak bir pembemsi ve beyaz arasında bir renk tonu var. Yüzde birlik renk tonu. Şimdi Onun haricinde en son değinebileceğim konu hex kodlarını 3 e, karakter olarak kullanabiliyorsunuz. Peki hangi durumda 3 karakter olarak kullanabileceksiniz renk kodlarını? Tam olarak şöyle bu e, değerlerin tamamı bu değerlerin tamamı dediğim kısım red, green, blue değerleri eğer aynı karakterlerse yani burada gördüğünüz gibi red 00, green 00, blue 00 bu durumda buraya gelip şunu yazabiliyorsunuz. Normalde yukarıda ne dedik? 6 karakterli olarak yazabiliyorduk. Burada da ilk önce 6 karakter yazalım. Bakın bu yağı temsil ediyor. En üste gelelim. Gördüğünüz gibi siyah renk kodunu temsil ediyor. Ama bunu hepsi sıfır olduğu için 3 karakter olarak yazmamda hiçbir engel yok. Hatta bunun color'ını da 3 karakter olarak yazalım. Beyazın hex kodunun karşılığı 6 tane f karakteri. Bunu 3 karakter olarak yazabiliyorum. Gördüğünüz gibi herhangi bir sorun olmadan 3 karakter olarak beyaz renk kodunu yazabildim. HTML ve CSS tarafında kullanabileceğiniz renk kodlarını aktarmaya çalıştım. Umarım faydalı olur. Ee, yine belirttiğim gibi e, faydalanabileceğiniz e, geliştirmelerinizde ve diğer tüm ihtiyaçlarınızda renk kodu ihtiyacı duyduğunuz her yerde e, referans noktası olarak e, kullanabileceğiniz ve şu renk paletini de gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz e, bir aracın olduğunu bilmek faydalı olabilir. E, buradaki renk kodlarını doğrudan şuradaki buton yardımıyla kopyalayabiliyorsunuz. Son olarak belki onu dile getirebilirim. Onun haricinde şu an e, Düşünüp aktardığım, aktarmadığım bir konu olmadığını düşünüyorum. Yine dediğim gibi linki paylaşıyor olacağım açıklamada. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın.